9.83 abonen vardı. Bir saat sonra bir baktım, abone sayım 1.035 olmuş. Ben şok tabii. Abim yaşlı kadın parfümü koktuğunu söyleyerek bunu almama engelledi. Sana <laughs> paylaşmak istediğim başka bir şey daha var. Hazır sohbet ediyoruz, bunu da söyleyeyim. Hayatımda bir atılım yapmak istiyorum, bir değişiklik yapmak istiyorum hayatımla alakalı. Herkese selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız en son yüklediğim videodan bu yana pek bir şey değişmedi. Gayet iyiyim, hayatımda her şey yolunda gidiyor. Hatta şöyle bir şeyin değiştiğini söyleyebilirim. Kanalım 1000 e, aboneye geçti. Beni takip etmeye değer bulan herkese çok teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten çok mutlu oldum. Umarım nice binleri ...görürüm diyelim. Bugün e, sizlerle birazcık sohbet etmek istedim arkadaşlar. Hem böyle e, çekiliş hakkında konuşmak istedim. Çekilişime bayağı bir kişi katıldı. Hatta en son videomda şey demiştim... ...acaba kimse katılmaz mı falan diye böyle... E, ...ufak tefek korkularım vardı ama... Şu an için 300'ün üzerine katılım var ve daha çekilişe katılmak için de birkaç gün vaktiniz var. Eğer ki hala çekilişime katılmadıysanız katılabilirsiniz. Yapmanız gereken iki tane şey var. Birisi kanalıma abone olmak, bir diğeri de yorumlara sevdiğiniz, beğendiğiniz veya merak ettiğiniz iki tane parfümün ismini yazmak. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buna da gülünür mü ağlanır mı bilmiyorum gerçekten. Bu durum nasıl açıklanır onu da bilmiyorum. Bazı kişiler uyanıklık mı yapmaya çalışıyor diyeyim ne diyeyim yani benim sinir eden bir şey oldu bu açıkçası. Ee, bazı uygulamalar var galiba ben bilmiyorum kesinlikle ama öyle olduğunu düşünüyorum. Sahte hesap açıyor herhalde. Sahte YouTube hesabı açıyor ve sahte yorumlar ekliyor. Mesela şöyle oluyor. Bir saniye içerisinde 10 tane yorum geliyor. 10 yorum da farklı kişiden ama 10 yorumda da aynı şey yazıyor. Ve o yorumlarla birlikte artı 10 tane de takipçi geliyor. Sonrasında ben bunu nasıl fark ettim onu da size söyleyeyim. Dedim ki nasıl böyle bir şey olabilir? Hemen dedim gireyim şöyle YouTube'a. Normalde bunları YouTube stüdyodan bakıyorum. YouTube'a hemen gireyim dedim. E, kullanıcının isminin üstüne tıkladığım zaman YouTube'a ne zaman katıldığı yazıyor. Yorum 2 saniye önce yapmış. YouTube'a 2 saniye önce katılmış. Böyle bir şey nasıl olabilir? Şimdi bu bana nasıl bir durum yaşattı onu anlatayım. Şimdi benim 983 tane abonem vardı tamam mı? Heyecanlıyım zaten 1000 aboneye yaklaşmışım. Hemen 1000 abone olmak istiyorum. Onun heyecanı var içimde. Durmadan bakıyorum bakıyorum. 983 abonem vardı. Bir saat sonra bir baktım. Abone sayım 1035 olmuş. Ben şok tabii. Ama o kadar mutlu oldum ki. Hani gelebilir mi bu kadar abone? Tabii ki gelebilir. E, şaşırdım. Biraz enteresan da geldi. Ama sonuçta 1000 aboneyi geçtim. Youtube'da 1000 aboneye geçtiğiniz zaman ve senede 12 ay içerisinde 4000 saat izlenme aldığınız zaman para kazanmaya hak kazanıyorsunuz. Hemen başvurdum ben de. Başvuru yaptım. Sonra yarım saat sonra bir baktım. Abone sayım 985'e düşmüş. Tabii ben hem üzüldüm hem çok sinirlendim. Sonra anladım durumu. Yani bu uygulamaları kullanıyorsunuz arkadaşlar ama hiçbir faydası yok. YouTube zaten direkt olarak bu yorumları siliyor. O abonelikleri de geri çekiyor. Neyse ki sonradan tekrar bin abone geçtim sağlıklı bir şekilde. Ama işte bana da böyle bir şey yaşattı. O yüzden lütfen böyle şeyler yapmayın. E, kötü şeyler bunlar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben yine... Her videomda olduğu gibi bir şeyden şikayet ettim. Duramadım Sizinle paylaştım yine. Anlattım, içimi döktüm. Şimdi yoluma devam edebilirim. Her videoda aynı çiliplere giriyorum. Kusura bakmayın gerçekten. Bazılarınız yazıyor işte takılma böyle şeylere falan ama hani bu işi yapmayan kimse aslında bu durumu anlayamaz. Ben mesela bazı YouTuber'ların videolarının altına gelen yorumlara bakıyorum. O kadar kötü şeyler yazanlar var ki nasıl dayanıyorlar, bunları nasıl tahammül ediyorlar diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle hiç okumuyorlar, bakmıyorlardır. Veya şöyle de olabilir, hani çok para kazanıyorlardır ve artık görmezden gelebiliyorlardır. En azından görmezden gelmek için hani kafalarında bir sebep vardır diye düşünüyorum. E ben de alışırım herhalde zamanla ki gerçi böyle çok çok kötü yorumlar gelen bir kanalda değilim aslında. Ama yine de en ufak bir şey bile insanın canını sıkmaya gerçekten yetiyor. Hani bu şey gibi birazcık. Hadi içimi dökeyim size. Bu şey gibi. Ve yolda yürüyorsun diyelim ki. Karşıdan biri geliyor ve o kişiyi hiç tanımıyorsun. Ve sen normal bir şekilde yolda yürürken sana hakaret ediyor. Ondan sonra yoluna devam ediyor gibi ve sen arkasından bakıyorsun ve bakak kalıyorsun. Şok oluyorsun yani. Gerçekten yaşattığı hisler bunlarla birebir aynı. Öyle işte arkadaşlar. işte böyle dertlerim var benim de. Şimdi ben size birkaç bir şey soracaktım. Konuyu değiştireyim. Şimdi benim elimde yeni parfüm yok. Yeni parfüm almak istiyorum. Tabii ki bir parfüm bağımlısı olarak. Ee, birkaç tane parfüm var aklımda. Sizden fikir alacaktım. Parfümlerin isimlerini de şöyle bir tane kağıda yazdım, not aldım. Ee, bir tanesi diyorum Pure Poison isimli parfümün. Bu parfümün ismini şeyde çok gördüm. Bu çekiliş videomun altına yazdığınız yorumlarda çok gördüm. Gerçekten 300 kişiden herhalde 100 kişisi Pure Poison yazmıştı. Dedim ki neden bu kadar çok merak ediliyor acaba diye düşündüm. Merak ettim. Hatta Fragrantica'dan baktım, araştırdım. Oradaki yorumlara baktığım zaman Böyle çok çok beğenilmediğini fark ettim açıkçası. Hatta bir tane yorum okudum Fragrantica'da. Onu sizinle paylaşayım şöyle. Çok enteresandı yani. Hani dedim ki bu parfümü neden merak ediyorlar, neden be beğeniyorlar diye düşündüm. Şöyle bakayım. Neredeydi o yorum? Birisi şöyle yazmış. Abim yaşlı kadın parfümü koktuğunu söyleyerek bunu almamı engelledi. Sonra... E, bu parfümü sıktığımda erkek arkadaşım da yine aynı şey söyledi. Yaşlı bir kadın gibi koktuğumu söyledi, yazmış. Bilmiyorum kafamı karıştırdı doğrusu. Eğer bu parfümü kullanan biri varsa yorumlara yazarsa nasıl koktuğunu e, sevinirim arkadaşlar. Hani merak ediyorsunuz veya beğeniyorsunuz ama Fragrantica'da böyle çok çok güzel yorumlar göremedim bu parfüm hakkında. O yüzden özellikle merak ediyorum, soruyorum. Ama çok çok merak ediyorsanız tabii ki sizin için alırım, denerim. En azından yeni bir parfüm koklamış olurum. Bir diğer ismini çok duyduğum parfüm de Killian markasının Black Phantom herhalde. Bilmiyorum aşırı sallıyor da olabilirim şu anda. E, böyle okunuyor herhalde bilmiyorum. Aşağıya ismini yazacağım mutlaka. Bu parfümün ismini de çok duydum bunu da çok denememi isteyen vardı. Başka videolarımın altına gelen yorumlarda da görmüştüm. bu nasıl bir koku? Yani kullanan varsa orijinalini veya masant versiyonunu yazarsanız yine çok sevinirim. Almaya kesin karar verdiğim bir tane parfüm var. Bu da Mansera'nın Velvet Vanilla parfümü. Bunun hakkında güzel yorumlar okudum e, Fragrantica'da. Bunu seven birkaç kişiyle de karşılaştım. Karşılaştım derken yani böyle yorumlarda falan başkalarının videolarının altındaki yorumlarda e, vesaire benim o çekiliş videomun altına da yine bunu yazan birkaç kişi vardı. çok yoktu ama birkaç kişi vardı o yüzden merak ettim açıkçası bunu kesin alacağım e, bu parfümden ümitliyim. yine kullanan varsa yine yorumlara yazarsanız nasıl bir parfüm olduğunu e, sevinirim. Tatlı bir parfümmüş galiba. E, başka tatlı parfüm önerileriniz de varsa e, mutlaka bana yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi bu parfümleri merak ediyorum. Onun dışında birkaç tane parfüm daha e, not aldım. E, o parfümleri de şeyde görmüştüm. Masant'ın Instagram sayfasını takip ediyorum ben. Hikayelerini paylaşmışlardı. Özellikle erkeklere şöyle bir soru sormuşlardı. Hani kadınların üzerinde en çok koklamayı sevdiğiniz parfümler nelerdir diye birkaç tane parfüm ismi görmüştüm. Onları da not aldım. 2-3 e, tane var. Onların içinden de bir tanesini e, kesin alacağım diye düşünüyorum. Orijinal parfüm de alacağım bu ay hangi parfümü alacağım derseniz şöyle şimdi parfümü ilk aldığım zamanki yorumlarımı dinlerseniz orada şey diyorum işte ya bu muymuş bu parfüm işte beğenmedim falan diyorum. Tabii ki sonra fikrimin değiştiğini söylemiştim birkaç hafta sonra ama hani böyle çok çok övdüğüm, çok yükseldiğim bir parfüm olmamıştı. E, Victor and Rolf'un Flower parfümü. Herhalde bu parfümün ismini duymayan yoktur. çok yani güzel bir koku kötü diyemem. Kesinlikle kötü diyemem. Hatta çok güzel bir koku. Ama ben bu parfümü kokladığımda bana şey çok sıradan gelmişti açıkçası. O sıradanlığı sevmemiştim ben. Ama sonra bir baktım ki aldığım parfümler içerisinde ilk bitirdiğim parfüm o. Hani sonra düşünüyorum diyorum ki hani bu kadar hani sevmedim diyorsun. Önyargılı davranıyorsun ama şişeyi bitiriyorsun hani. Nasıl bir şey bu? Sonra aslında geçenlerde şişeyi kokladım. Boş şişeyi kokladım. Böyle özlediğimi fark ettim. Bir canım flower bump gibi kokmak istedi. Hani buna ne nedir bilmiyorum. Ben böyleyim zaten genelde. Ben e, hani böyle ilk koklayışta böyle aşık olduğum parfüm çok nadirdir. Her zaman ilk beğenmem. Çünkü böyle Parfümle alakalı da videolar çok izliyorum parfüm satın almadan önce. Böyle aşırı övülüyor, aşırı övülüyor falan geliyor sonra bu muymuş falan oluyorum. sonra sonra sevmeye başlıyorum. E, bu tarz duygular yaşıyorum genellikle parfümlerle alakalı. Flower, Flower Bump da e, bunlardan bir tanesiydi ama sanırım orijinali sipariş edeceğim. Birazcık Flower Bump özlemi e, doğdu içime, Flower Bump almayı düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar, sizinle paylaşmak istediğim başka bir şey daha var. Hazır sohbet ediyoruz, bunu da söyleyeyim. Hayatımda bir atılım yapmak istiyorum. Bir değişiklik yapmak istiyorum hayatımla alakalı. Öğretmenim, e, öğretmenliği de seviyorum açıkçası. Biyoloji öğretmeniyim. E, öğrencilerimi seviyorum. Onlara ders anlatmayı, bir şey öğretmeyi çok seviyorum. Biyolojiyi zaten çok çok seviyorum. Burada kitaplarımı soran e, bir kişi olmuştu. Hani kitaplarına alakalı da video çeker misin diye. Belki ileride çekebilirim. Bilmiyorum. E, bu taraftaki kitaplar eşimin kitapları. E, onun okuduğu tarzı ben sevmiyorum. E, benim tarzım değil. Bu taraftaki kitaplar bana ait. Ben daha çok böyle... E, ee, bilimsel kitaplar okumayı seviyorum. Biyolojiyle alakalı işte evrimle alakalı kitaplar okumayı çok seviyorum. Belki kitaplarla alakalı da ileride başka isteyenler de olursa bir video paylaşabilirim sizlerle. Şimdi ben şu hayatımda yapmak istediğim değişiklikten atılımdan birazcık bahsetmek istiyorum. Parfüm satmak istiyorum arkadaşlar. Yani böyle bir fikrim var. Bu fikir aklıma nasıl geldi onu da söyleyeyim size. Şimdi videomun altına gelen yorumlardan ilham aldım aslında diyeyim. Çünkü insanlar e, bu kadar pahalıya satılan bir şeyi güvenilir bir yerden almak istiyorlar. Güvendikleri kişilerden satın almak istiyorlar. Çünkü şey yazıyorlar mesela Boyner'den parfüm aldım, orijinal değildi. Sephora'dan parfüm aldım, orijinal değildi. Bir kere bunlara hiçbir şekilde katılmıyorum arkadaşlar. Farkındayım. Ufacık bir şişeye 1000 lira verdiğiniz zaman harikalar bekliyorsunuz şişenin içerisindeki o sıvıdan. Ama umduğunuz gibi bir şey çıkmıyor ve orijinal değildir diye düşünüyorsunuz. Yani bence bu fikri bir kere kafanızdan uzaklaştırın öncelikle. Yani o tarz yerlerin orijinal parfüm satmama gibi bir durumları olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Neyse bu konuya çok fazla girmeyeceğim çünkü ee, konuşmayacağım bu konu hakkında diye özellikle bir videomda belirtmiştim. Çünkü çok can sıkıcı yorumlar geliyor. Çok muhalif. Böyle her şeyi bildiğini zanneden insanlar oluyor. Benim tepemin tasını attırıyorlar. Çok derinine inmeyeceğim bu konunun. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben çok fazla internetten parfüm alışverişi yaptım ama bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani güvenilir kişilerden, güvenilir markalardan aldığınız sürece bu tarz bir sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Öyle her yerde okuduğunuz şey inanmayın lütfen. Yani böyle bir ihtiyaç var arkadaşlar. İnsanlar birine güvenmek ve o güvenlikleri kişiden parfüm almak istiyorlar. Dedim ki neden o güvendikleri kişi ben olmayayım ki? E neden dedim parfüm satmayayım. Hem de bu iş beni çok mutlu eder diye düşündüm. Böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Aklımda var. Ee, hayatımda yaparsam eğer hayatımda büyük bir değişiklik olacak ve üstesinden geleceğimi de düşünüyorum. Kendime bu anlamda e, güveniyorum. Bazı yorumlar geliyor. Mesela o kadar mutlu oluyorum ki işte sen bu parfümü önermiştin. Hayatımın parfümü oldu işte şu şu parfümü önerdin gittim aldım çok beğendim e, diyen kişileri görünce çok mutlu oluyorum. Mesela videomun altında şey de çok dikkatimi çekti. Bilmiyorum belki başka bir yerde de duymuş olabilirsiniz parfümün ismini ama ben mesela e, Massent'ten bakara ruj parfümünü aldım e, çok beğendim falan dedim ya çekiliş videosunun altında çok fazla bakara ruj vardı mesela. Çok fazla merak ediliyordu. Belki benden duydunuz. E, belki ilk defa olmayabilir ama hani çok beğendiğim için diyelim belki merak ettiniz. Mesela Marfa yazan da çok vardı. Hani benden duydunuz belki merak ettiniz. Hani zevkime güvenen kişiler var. Beni çok mutlu ediyor. O yüzden bu işi yapmak için bana ilham olduğunuz diyeyim size. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Bu arada Marfa demişken son zamanlarda sadece Marfa kullanıyorum. Normalde ben gün içerisinde böyle kıyafet değiştirir gibi parfüm değiştiren bir insanım. İş yerim evime yakın olduğu için boşluğumda hemen geliyorum. Öğlenden sonra mesela sabah sıktığım parfümü sıkmıyorum. Üstümü değiştiriyorum, tişörtümü değiştiriyorum, bir şey yapıyorum. Parfümü de mutlaka değiştiriyorum. Böyle değişik huylarım var arkadaşlar. Bazılarınıza tuhaf gelebilir ama ben gerçekten parfümleri çok seviyorum. O yüzden benim için tuhaf bir şey değil bu normal ama son zamanlarda sadece gün boyu Marfa'yı sıkıyorum. Ama hiç böyle etraftan bu parfüm nedir, neyin nesidir diye bir yorum almadım. Yani çok güzel falan diyen olmadı. Bence çok beğendiler ama söylemiyorlar diye düşünüyorum. Ergin beğeniyor bayağı. Hatta Ergin ve e, kardeşim Taner'le çektiğimiz bir tane video vardı. Orada Taner de çok beğenmişti o kokuyu. Bence çok güzel bir koku. E, bakabilirsiniz. Orijinali de çok güzel. Masant versiyonunda da e, çok büyük bir benzerliği var. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey ekleyeceğim. Ondan sonra videomu kapatacağım. Ben bir parfümle alakalı e, yorum yaptıktan sonra arkadaşlar bir videoda genellikle o parfüm hakkındaki yorumum o videoyla sınırlı kalmıyor. Birkaç hafta sonra mesela bir videonun içerisinde o parfümün ismini mutlaka geçiriyorum ve yorum güncellemesi diye başlayarak cümleye yeni fikirlerimi, yeni oluşan, değişen fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum. O yüzden mesela bana şey yazmayın. Hani daha önce böyle demiştin ama ondan sonra şimdi niye böyle diyorsun? Önce ne demiştin? Şimdi böyle diyorsun. Yani bunu herkes seçiyordur. Bir parfüm önce sevmiyorsundur. Sonra sevmeye başlarsınız zamanla ki ben bunu defalarca videolarımda söylüyorum. Yani o yüzden böyle açık arar gibi böyle saçma sapan şeylere lütfen takılmayın arkadaşlar. Benim bu markayla hiçbir şekilde bir bağlantım yok. Hiçbir şekilde yok yani. Benden haberleri bile yoktur belki. Beni tanıyorlarsa da, haberleri varsa da büyük ihtimalle benden hoşnut değillerdir. Çünkü ben tamamen objektif yaklaşıyorum. Objektif bir şekilde yorum yapıyorum. O yüzden bu tarz böyle açık arama durumlarına lütfen girmeyin. Benim kimseye yalan borcum yok. O an ne hissediyorsam sadece onu konuşuyorum. Evet arkadaşlar bayağı da konuştum. Bu kadar konuşacağımı düşünmüyordum. Bayağı böyle içim dolmuş galiba. Sizinle konuşasım gelmiş. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız beni... Çok mutlu edersiniz. Çekilişime de hala katılmadıysanız videonun linkini bırakırım veya kanalıma gidip bulabilirsiniz. Bundan önceki videoydu. Çekilişime katılabilirsiniz. Instagram'dan da takip etmek isterseniz o zaman Instagram adresimi de şöyle aşağılara bir yerlere ekleyeceğim. Kendinize iyi bakın diyelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.